Halbuki Allah Resulü 14 asır evvel dünyadaki teknolojilerin hepsini yaşadı. Bakın, Rabbim bize ilk emri oku dedi. Sadece Kerim kitabımız Kur'an'ı değil, Kur'an-ı Kerim'in ışığıyla kainatı oku dedi. Bütün mahlukatı, yaratılanı, hayvanatı oku dedi. Bugün bir kovandaki arı dahi kendi haberleşme sistemini üretmiş. 5 kilometre ileriye gitmiş çiçekteki arı kovana diyor ki burada bolca bal var, gel diyor. Ve bu haberleşme sistemine öbür kovanlar dalamıyor. Haber olmuyor. Kendi haberleşme sistemini üretiyor. Bir arı oğul veriyor. Ana kovandan dışarıya çıkıyor. Kendine has bir kovana girince çıktığı kovanın haberleşme sistemini bırakıyor. Kendi haberleşme sistemini kuruyor. Ve diğer bütün kovanlar bundan haberdar olamıyor. Casusluk yapamıyor. Bizimse Allah en güzel surette yarattım dediği insan niçin bu ilmi, bu teknolojiyi yaratamıyor? İşte Kur'an'dan uzak olduğu için. Allah Resulü'nün sünnetiyle ilmin birbirinden ayırdığı için. Halbuki öğrendiği ilmi Kur'an zaten farz kılıyor. İlim öğrenin buyuruyor. İlme önem veriyor. Bir günlük ilim öğrenmenin yıllarca diz çöküp ibadet etmekten daha değerli olduğunu Allah Resulü bildiriyor. Mürşid olarak bildiriyor. En hakiki mürşid ilimdir buyuruyor. Yani yol gösteren rehber ilimdir buyuruyor. Ama Kur'an'ın ışığında bakarsak, Kur'an'ın nuruyla bakarsak, Allah Resulü'nün sünneti üzere yürürsek, bütün dünyadaki teknolojiler biz Müslümanlara açık zaten. Ayan beyan. Kaptan Cousteau'nun nasıl Müslüman olduğunu her birimiz biliyoruz. Filozof denizlerde dolaşırken bir denize varıyor ki iki denizin birleştiği yere vardığında bakıyor ki acı su ile tatlı su birbirine karışmıyor. Diyor ki büyük bir buluş buldum. Büyük bir şey keşfettim. İşte çıkıyor şaşalı bir şekilde, işte Kaptan Cousteau şu ilmi buldu. Dünyadaki şu deniz olayını keşfetti. Bir Müslüman çıkıyor oradan, diyor ki bu yeni bir buluş değil ki, bizim dinimiz İslam bunu asırlar önce, binlerce yıl önce Kerim kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bildirmiş. Olur mu öyle şey diyor. Evet, açıyor Rahman suresi ayeti kerimede. Biz iki denizi salıverdik. Acı suyla tatlı suyu birbirine karıştırmayız diye ayette açık açık zaten yazmış. Ondan sonra Müslüman oluyor. Biz ne yapıyoruz? Aman Kur'an üniversitelerimize yaklaşmasın. İslam yaklaşmasın. İlimle Kur'an, ilimle sünnet ayrı kalsın. Ki Müslümanlar bir şey üretemez. Bizim ürettiklerimizin üzerinde oynasın, oyalansın, çelik çomak oynasın. Zamanı geldiğinde biz şöyle ip bizim elimizde olsun. Baktık biraz kendilerine geliyorlar, ipin ucunu çekiveriz dediler. Aman siz üretmeyin, biz üretiyoruz, size veririz. Satarız. Ama başkasının atına binen çabuk iner. Müslüman cevval olacak.
Müslüman ilimden geri kalmayacak. Kendi teknolojisini üretecek. Bizim ecdadımız böyleydi. İstanbul'u fethederken ilk havan toplarını ecdadımız Fatih Sultan Mehmet Han icat etmişti. Bir çağı kapayıp yeni bir çağ açardık biz. Ne zaman? Kur'an, sünnet, ilim iç içeyken. İç içeyken biz bir çağ kapatıyor, yeni bir çağ açıyor. Şimdi ne hale geldik? Şu anda acaba küffar ürettiği teknolojinin ipini çekiverirse ne yapacağız? Daha dur, bunda hayır var. Bunda hayır var. İyi ki ipin ucunu çektiler de bak biz neler öğreneceğiz. Ya çekmeselerdi, biz hala uyusaydık, her birimiz zenginiz diye, varlıklıyız diye zanneden kimseler yarın bir anda fakir kalıverecekti de haber olmayacak. Şu anda neye göre zenginsin? Hayali bir teknolojide kurulmuş bilgisayar sistemindeki hesaplardaki yatan parana göre zenginsin. Yarın ipin ucu başkasının elinde çekiverse deseler ki korsan bir saldırı oldu, sistem çöktü. Hani zengindin? Sıfırdan başlıyoruz. Sistem çöktü. Herkes elinde ne varsa kaldığı yerden devam deyiverseler. Ve diyecekler de. Sıra oraya geliyor. Yavaş yavaş başladı. Haberleşme sistemini çekerken, deneme yaparken yavaş yavaş oraya gidecek. Ondan sonra hesaplar sıfırlanacak. Sonra da kalacaksın çekedinle. Benim hesabımda trilyon vardı efendim. Vah eyvah, şöyle de böyle de. Hani zengindin? Hayali. Zaten dünyada hayalden başka bir şey değil. Öldüğümüzde uyanacağız inşallah. Hepsi hayal. Mal benim, mülk benim, evlat benim, hanım benim, sevdiğim benim, arabam benim, yatım benim, katım benim. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah. Hani senindi? Bir parça. Bez, kefenden başka hiçbir şey yok. Defnedildikten sonra kabrine bütün benim dediklerin sırtını dönecek gidecek. Velev ki evlat olsun, velev ki hanımın olsun, velev ki malın mülkün olsun. 3 gün ağlayacaklar. 4. gün başlayacaklar malının üstünde paylaşım yapmaya. 5. gün başlayacaklar, işte falan oğluna fazla bıraktıydı da, kızına fazla bıraktıydı da, işte bütün varını, malını, yoğunu oğlanın üstüne yaptıydı da, işte hortlayasıca da, işte şöyle olasıca, duyuyoruz bunları. Duymuyor muyuz? Oğlunun üstüne bütün malı yaptı da, işte kızına haksızlık etti de, oğluna haksızlık etti de, falanca oğlunu çok sevdi de. Fatiha okuyacağı yerde beddua okurlar. Çok gördük. Hala da görüyoruz. Onun içindir ki Müslüman aklını başına alsın. Müslüman hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için imar edecek. Müslüman dünyada çalışacak. Müslüman dünyada güçlü olacak. İpler Müslümanın elinde olacak, zengin olacak. Ama ve lakin ahiretini unutmayacak. Bizim problem burada. Zengin olmakta problem yok. Güçte problem yok. Ahireti unutmamızda problem var. Parayı bulan şımarıyor. Ya hanımı boşuyor. Bakıyorsun başka kadınla evlenmiş. Bakıyorsun eve uğramıyor. Bakıyorsun kumara alışmış, evin yolunu bulamıyor. İçkiye alışmış, zinaya alışmış, evin yolunu bulamıyor. Hazreti Ebubekir Sıddık fakir değildi. Zengindi. Ama mal biriktirmezdi. Ashab zengindi. Peygamberimiz de fakir tanıyoruz ya. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zengindi ama mal biriktirmiyordu. Çıktığı zaman
kervanla, hatırlayın, daha peygamber olmadan iki deve veriyordu Hazreti Hatice annemizle evlenmeden. Bir kervana gitti geldiği zaman. Bugün sizler tırlarla gidip geliyorsunuz ya sefere. Bir sefer yaptığı zaman iki deve kazanıyor. Ama mal biriktirmiyor. Ahireti için kullanıyor. Rabbim cümlemize, cümle ümmeti Muhammed'e iman, Kur'an nasip eylesin. İki cihanda aziz eylesin. İslam alemine de ilimden uzak kalmayıp ipleri kendi eline alıp tekrar dünyaya hükmetmeyi nasip eylesin inşallah. Kur'an'dan, sünnetten ayırmasın. Cumanız mübarek olsun. El-Fatiha kazanıyor. Ama mal biriktirmiyor. Ahireti için kullanıyor. Rabbim cümlemize, cümle ümmeti Muhammed'e iman, Kur'an nasip eylesin. İki cihanda aziz eylesin. İslam alemine de ilimden uzak kalmayıp ipleri kendi eline alıp tekrar dünyaya hükmetmeyi nasip eylesin inşallah. Kur'an'dan, sünnetten ayırmasın. Cumanız mübarek olsun. El-Fatiha.